Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Başlangıç çizgisine. Hayır olmaz. Peynir tekeri yarışması 67 numaralı kuralına göre yarışmaya sadece 3 ay önceden başvuru formunu düzgünce doldurup başvuran yetişkinler katılabiliyormuş. Üzgünüm. Demiştim sana Norman, o peynire asla dokunamazsın. Ya evet dokunurum. Oh, sıcak. Oh, bunların biraz soğuması gerekiyor. Oh, artık karnım çok acıkmaya başladı. Bu sefer sosisleri saklasan iyi olabilir Elvis. Başkaları acıktı. Evet Sam. Ama ben radarın onları bulamayacağı mükemmel bir yer biliyorum. Norman, bunu yapmanın doğru olduğuna emin misin? Evet Mandy, o peynirden yemek istiyorum. Ah, tadını dilimde hisseder gibiyim. Yerlerinize geçin. Dikkat et Mike. Geçen yılki yaraların daha yeni iyileşti hayatım. Tabii ki dikkat ederim canım. Peynir tekerini yakalayın. Hadi Mike. Hadi gel buraya peynir. Pekala. Satürn bir harika Sam. Bak, ısı algılama sensörleri çok gizli saklama yerindeki sosisleri tespit etti bile. Oh, bak, bu da o radar. Oh, baksana. Oh, oh, radar. Oh, radar. Oh, oh. Onları yemek için sabırsızlanıyordum. Yakaladım. Evet. Ayağım yine mi? Çok kötü. Peki söyler misiniz nerede bu nefis peynir? Esas benim küçük hazinem nerede? Dur. Yavaşla peynir. Benden öyle kolay kaçamazsın peynir. Peynir de yok. Norman Price da yok. Hiç iyi değil. Ben de onu peynir kokusu sandım. Memur Steele, affedersiniz. Ama Norman peyniri rotasından çıkarıp peşinden gitti. Ben gidip helikopteri alayım bari. Hayır. Küçük hazinem dağlarda kayboldu. Merak et. Norman Price Pontypenty adasında siste kayboldu. Neyse. Harika. Nihayet güzel çayımı getirdim. Norman Price Pontypenty adasında kaybolmuş. Cevap ver Penny. Acil bir durum var. Neptün'le Okyanus Kurtarma Merkezi'ne git. Biz Satürn'ü hazır bekleyeceğiz. Tamam. Hemen gidiyorum Sam. Cevap ver Sam. Neptün'le hazırım. Geliyoruz. İmdat! Önümü göremiyorum ve sular yükseliyor. İmdat! İmdat! Au! Au! Denize sürükleneceğim. Görüşümüzü kaybediyoruz. Umarım Satürn bizden iyi görebilir. Bir şey var mı? Hadi Satürn. Bir şey gördüm. Satürn Norman'ı ıssız sahilde buldu. Tutunun.
Birinci Sam, imdat! İmdat! Buradayım! Daha fazla yaklaşamıyorum Sam. İmdat! Merak etme Norman, seni almaya geliyorum. Çabuk, sular yükseliyor. Merak etme Norman, tuttum seni. Penny, Elvis, çekin bizi. Memur Steele, cevap verin. Delisi arayabilirsiniz. Norma Price kurtuldu. Derek. Bu önce kimin bitireceğine bağlı değil mi Norman? Yapmayın çocuklar. Bu destek tahtaları vidalanmadan kimse yukarı çıkmayacak, tamam mı? Ağaç eve kesinlikle önce ben çıkacağım. Bitti. Çok çabuk bitirdim. Evet, evet. Çok hızlıyım. Bakın. Merdiveni ilk ben geldim. Dur Norman. Bırak ben geçeyim. Hayatta olmaz Derek. Sırayla çıkın. Önce ben geldim. Sizler biraz daha dikkatli tırmanır mısınız lütfen? Critlington, orada ne yapıyorsun sen? Sıkıştım efendim. Merak etmeyin Memur Steele. Onu indirmeye çalışıyoruz. Tekeri halata tekrar yerleştireceğim efendim. Merak etmeyin. Tamam Sam. Dolly'yi kurtardığınızı sanıyordum. Birbirinizi değil. Hadi bakalım Elvis. Merak etme Dolly. Kurtuldum. Burası inanılmaz güzel. Bütün Pontypenty'yi görebiliyorum buradan. Neler oluyor? Destekler çıkıyor Norman. Bütün vidaları sağlamca vidalamıştın değil mi evlat? Evet tabii ki. Olamaz. Ağırlığı dengelememiz gerekiyor. Norman, dengede durması için tam ortada oturman gerekiyor. Ben mi? Derek, ortaya sen geç. Önce sen çıktın. Hayır, çıkmadım. Önce sen tırmanıp sen çıktın. Sessiz olun. Kimse kıpırdamasın. Yoksa aşağıya düşebiliriz. Ağaç evleri hiç sevmiyorum. Ne yapacağız peki? Söyleyin. Yapabileceğimiz tek şey kaldı. İmdat! 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 Üçüncü tur. Hayvan ve sahibinin 100 metrelik koşusu. Kazanana 20 ekstra puan var. Yerlerinize hazır. Başla! Ve yarış başladı. Mandy ve Nipper önde. Arkasından Sera ve Lion geliyor. Üçüncü sırada da Norman ve Wooly var. Otlamak için mola verdi. Hadi Wooly! Ve arkadan yıldırım gibi Norris yaklaşıyor. Nipper'ı tutmazsam daha hızlı gidebilir. Nipper, tasmanı çözersem uslu olacağına söz veriyor musun bana? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Rüzgar gibi koş oğlum. Nipper, hayır, koşmaya devam et. Oh,
Ah hayır, içeriden kilitlenmiş. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Holfish kafede yangın çıkmış ve Nipper'la Line içeride mi kalmış? İtfaiyeci Penny onaylandı. İtfaiyeci Sam onaylandı. Elektriği kapattım Sam. Nipper'ın tasmasını çözdüğüm için özür dilerim. Nipper çok yaramaz olabiliyor. Özür dilerim itfaiyeci Sam. Ben de öyle. Tamam çocuklar ama hayvanlarınıza sürekli göz kulak olmalısınız. Unutmayın tamam mı? Woolly evcil hayvan şovunu kazananı merak ediyor. Emin değilim. Kimse bitiş çizgisini geçemedi henüz değil mi? Pekala. Seyirci çılgına dönüyor. Norris kıl payı farkla kazanıyor. Büyük bir su pompası mı lazım? Evet. Çok da güçlü olması gerek. Güçlü peki. Ayrıca çok püskürtsün. Büyük, güçlü ve çok püskürten bir tane. Tamam. Tam sana göre bir şey buldum Mandy Flood. Fıskiye ustası 2000. Harikaya benziyor. Aynen öyle Mandy. Gel onu bağlamana yardım edeyim. Tebrik ederim Penny. Çok doğru. Teşekkür ederim Helen. Bakalım siz neler yaptınız? Fena değil Elvis. Bakalım hasta üstünde durabilecek mi? Oh, lütfen. Hadi kalkın Memur Steve. Anlaşılan bugün gerçekten çok bandaj yapacağız değil mi Helen? Bu çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Çok güzel Sera. Bu harika bir fıskiye olacak. Baba, bu çimler daha kısa ve düzgün olmalı. Haklısın Mandy. James, daha çabuk yol. Ve Norman, serpmeye başla. Ama kötü kokuyor. Unutmayın, Pontypendi'nin en iyi bahçesi. Hadi ekim. Bahçe Birliği. Hepiniz harika bir iş çıkarıyorsunuz. Fıskiye ustasını da kurunca her şey kusursuz olacak. Evet evet hadi Joe. Annemin dönmesine çok az kaldı. Ve kuş havuzu fıskiyen bahçeyi mükemmel gösterecek. Ben hemen hallederim. Bitirdim. Hayır bitirmedin. Daha serpilecek 5 poşet daha var Norman. Güzel çiçekler için gübreye ihtiyacımız var. Bu bahçe işini hiç sevmedim. Daha bitmedi mi Joe? Bitmek üzere Mandy. Son bir vida. Şimdi yavaşça aç. Fazla güçlü olabilir. Dikkatli ol olur mu? Tamam Joe. Bu hiç harika değil Joe. Hala güzel değil. Çabuk kapat Joe, çabuk. Hepiniz geri çekilin. Benim peşimde. İmdat! İmdat! Çok korktum Norman. En azından durdu. Dikkat et! Hadi sen
köprüde asılı kalma rekoru kıracağım. Norman Price, orada ne yapıyorsun? Hemen aşağı in. Ama anne, rekor kırmaya çalışıyorum burada. Bütün kemiklerini kıracaksın. İtfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman Price tehlikeli bir şekilde köprüde asılı duruyor. Tam zamanında çaldı. Norman Price tehlikeli bir şekilde köprüde asılı duruyormuş. Dayan Norman. Bekle kıymetlim. Yardım geliyor. Daha fazla tutulamıyorum anne. Hayır. Çabuk ol Sam, çabuk. Norman'ın tek eliyle asılı duruyor. Dayan Norman. İniyorum Sam. Kurtuldun Norman. Evet, rekor kırdın mı? Üzgünüm Norman. Japonya'da bir çocuk köprüde 2,5 saat asılı kalmış. Aa, asla rekor kıramayacağım. Benim hesaplarıma göre bu seni tam 57. kurtarışım Norman. Bu bir rekordur, biliyor musun? Doğru Norman. Gerçekten de en çok kurtarılma rekorunu sen kırmışsın. Evet, biliyordum. Küçük hazinem, rekord benim. Oh, seninle gurur duyuyorum. Anne. Hadi Norman, seni kurtardığı için itfaiyeci Sam'e teşekkür et. Teşekkür ederim itfaiyeci Sam. Şimdi Dilys'ı dansa davet etmenin tam zamanı efendim. Oh, evet tabii. Bayan Price, Dilys. İtfaiyeciler yemek ve dans gecesinde bana eşlik etme onurunu bahşeder miydin acaba? Oo, kusura bakmayın Memur Steele. Ama ben zaten Trevor'la gidiyorum. Biliyorsunuz o da gönüllü itfaiyeci. Ona bir üniforma bile vermişsiniz. Şimdi ne yapacağım? Kiminle dans edeceğim ben? Olamaz. Bu dansı lütfeder misiniz efendim? Tabii. Olur Grintlington. Ama bu sefer ben idare ediyorum. Tamam mı? Peki efendim. Norman Price, kimyasal maddelere sadece yetişkinler dokunmalı. Müthiş bir şey yapın Bayan Chen, lütfen. Elimde 2 renksiz sıvı var. Şimdi bu sıvıları deney tüpüne boşaltacağım çocuklar. Evet. Ve işte renksiz sıvılar birden yeşile dönüştü. Bu kadar mı? Hayır, ışık çıkaracak ya da patlayacak falan işte. Yani öyle değil mi Bayan Chen? Hayır, öyle bir şey olmayacak James. Ama gördüğünüz kimyasal reaksiyon çok ilginçtir. Size bir şema çizeyim. İşte gördünüz mü çocuklar? En sona kadar çirik yumurta olsun. Herkes nereye gitti? Sera'nın futbol partisine. Oh, daha heyecan verici bir şey yapamaz mısınız Bayan Chen? Ne gibi? Roket yapın, fişek patlatın ya da lazer gözlü robot falan yapın lütfen. Suya az miktarda sodyum eklersen alev alır. Suya eklenen bir şey alev mi oluyor? İşte bu çok ilginç bir şey. Kırmızı odun krem bir şey. Bir de kova olması gerekmiyor muydu? Durun. Tekrar başlayalım. Ve 1, 2, 3, 4. Kırmızı odun. Şarkının faydası olacağını sanmıyorum Sam. Hayır Elvis, ben de sanmıyorum. İyi bakın, futbolun kralı geliyor. Yaşasın! Harika vuruştu Hena. Ben yardım ettim. Yanlışlıkla. Hey millet, bu sefer gerçekten inanılmaz bir gösteri hazırladık. Gelin hadi. Hayır.
Gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi bu metale sodyum deniyor. Onu suya karıştırınca ne olacağına bakın. Aa. Ha? Aa, bu kadar mı? Ben bir şey kaçırdım mı? Pek sayılmaz. Bu çok iyiydi James. Durun Bayan Chen. Daha büyük bir parlama yapamaz mısınız? Belki daha çok sodyum kullanırsanız olur. Lütfen onu bırak James. Hey, futbol oynamak isteyen var mı? İçeride olmaz Sarah. Benziyorsunuz. Çığ mı ne? Aa! Çabuk barikaya girelim. Kameram. Filmim. En azından güvendeyiz. Aa, olamaz, kapı açılmıyor. İçeride kaldık. Olamaz. Olamaz. Çığ düştü. Çocuklar, iyi misiniz? Neredesiniz? İtfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olur. Oh, Norman, Sarah ve Mandy çığ altında mı kaldılar? Norman, Sarah ve Mandy çığ altında kalmış. Hemen gidiyoruz efendim. Tamam millet, kayma vakti geldi. Derste gördüğünüz gibi çığ bölgesinde ileri geri zikzak çizeceğiz. Vericinizi hemen dinleyin. Yüksek sesle sinyal verirse çocuklar yakında demektir bu. Sinyal veriyor Sam. Yaklaşıyoruz. Merhaba Sarah, Mandy. Barakada kapalı kalmışlar. Harika falan yaptın Elvis. Ha, yaptım. Teşekkür ederim Penny. Hero! Artık kurtuldunuz. Teşekkürler Sam amca. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmamalıydınız. Onlar sizi tehlikeden korumak için konmuş. Özür dilerim itfaiyeci Sam. Gerçekten korkunç bir film çekmek istemiştim. Evet Norman, biraz fazla korkunç çekmiş olabilirsin. Ah, belki de çekmişimdir. Herkes sussun. Filmim başlıyor, filmim başlıyor. Uykumu bölmeye cüret eden de kim? Kar canavarı kar düşürdü. Kaçmamız gerek. Merak etmeyin, artık kurtuldunuz. Aferin çocuklar. Bu izlediğim en iyi filmdi. Bu izlediğim en korkunç filmdi. Harika. Şimdi de en iyi felaket filmini çekeceğim. Evet, adı da Pa-pa-pa. Yükselen büyük yangın olacak. Bunun için tetikte beklesek iyi olur Penny. Uyumuşlar. Tamam James, gece yarısı ziyafeti getirdin mi? Oo evet. 3 tane havuç mu? Sağlıklı bir ziyafet çekeriz diye düşündüm. Gece yarısı ziyafetinde sadece 3 havuçla en iyi pijama partisini nasıl vereceğiz ki? Bu saçmalık. Bende vanilyalı şeker var. Boş verin. Gizlice aşağı inip mutfakta ne var bakarız, tamam mı? Burada kalın. Önce kimse var mı bakmam gerekiyor. Ama annemle babam yattı. Artık kimse onu göremez. Temiz. Şimdi lezzetli ne varmış bir bakalım. Evet. En iyi pijama partisi sandviçini yapacağım. Evet. Şimdi bunu kızartmam gerek.
Bunu yapman doğru mu sence Norman? Tabii ki doğru Mandy. Bu en iyi pijama partisi, öyle değil mi? Şimdi sıra korku hikayesine geldi. Korku hikayesi mi? Aa, çok karanlık oldu. En korkunç pijama partisi hikayesi için karanlık olmalı zaten. Harika. Bu en iyi pijama partisi olacak. Peki, korkunç pijama partisi hikayesi nedir Norman? Adı... Karanlık sis. Ay! Bir zamanlar çok karanlık bir ormandaki çok korkunç bir evde yaşayan... ...gerçekten çok korkunç bir insan varmış. Ben bir patates miyim? Hayır, hayır, hayır. Durun bir düşüneyim. Durun düşüneyim. Hayır, durun. Buldum. Evet. Aha, hayır, bu değildir. Bir saattir tahmin yürütüyor Sam. Hı. İpucu ister misiniz efendim? Oh, evet. Harika bir fikir. Giyilen bir şeysiniz efendim. Buldum şimdi. Evet. Evet. Hayır, hayır, bu da değil. Norman, canım oğlum ne oldu sana? Trevor, kamp ocağına bak. Vay canına, itfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olacak. İşte oldu, harika. Oh, kaya gibi sağlam. İkinize de tebrikler. Oh, tam da zamanında. Ormanda yangın çıktı. Trevor, Dillis ve çocuklar alevler arasında kaldı. Ormanda yangın çıkmış. Trevor, Dillis ve çocuklar zor durumdaymış. Ormanda yangın çıktı. Sana ihtiyacımız var Tom. Geliyorum. Paniklemeyin. Ben gönüllü itfaiyeciyim. Aa, Trevor çok cesursun. İtfaiyeci Sam geldi. Ve Penny. Herkes geri çekilsin. Yapışkan köpük kullansak mı Sam? Hayır Elvis. Bu sefer sadece su. Su boşaltmak için pozisyon alıyorum. Tamam. Teşekkür ederim Tom. Yangın kontrol altında görünüyor. Bir şey değil dostum. İşte. Yaşasın! Üzgünüm itfaiyeci Sam. Kamp ocağımı kuru çimlerin üstünde yakmak benim hatamdı. En azından gelecek sefer bunu yapmazsın Trevor. Herkesin iyi olmasına sevindim bu arada. İyiler Sam. Ama dışarıda yemek pişireceksem daha dikkatli olmam gerekiyor. Ben de pantolonuma karınca girmesin diye dikkat edeceğim. Ama en azından sosisler yanmadı değil mi? Kim dedi onu? Aa, durun. Görünmez adam olmalı. Ben hiç kimseyi göremiyorum. Ay, Norman'a ne oldu acaba? Ama ben buradayım. Hayır, buradayım ben. Buradayım. Benim, bakın. Norman, hayır. Olamaz, yine karıncalar. Olamaz, buna inanamıyorum. Au, au, olamaz. Olamaz, gidin, gidin. Çıkın, inin üstümden, inin anne. O kadar uzakta değil. Beni bağla Elvis. Geliyorum Norman. Sıkı tutun Norman. Varmak üzereyim.
daha fazla tutunamıyorum. Kıyafetlerim aşağı çekiyor. Bu cümleyi kesinlikle kullanabilirim. Yakaladım seni Norman. Şimdi bana sıkı tutun. Bak Norman, yelkenliğe böyle tutunmam büyük düşüncesizlikti. Ama Line'i kurtarmaya çalışıyordum. Ben süper kahramanım. Peki Line nasıl kurtuldu söyler misin? James, Line'i Norman'ın sırtına çıkıp yürümeye ikna etti ve itfaiyeci simöledi. Bunların hepsini yarınki Pontypandy gezegeninde okuyabilirsiniz. James gerçek bir süper kahraman. Aferin sana James. Evet, aferin James. Ben James değilim. Ben Atom Çocuğum. Atom Çocuk artık yardımcı olmayacak da ne demek? Sırf bir yelkenliden kedi kurtardın diye mi? En azından benim kıyafetlerim suyla doluyken Sam amcanın kurtarması gerekmedi Norman. Ama öyle değildi. Belki biraz. O Atom ne? Çocuk siber uzay telsizim. Bak nasıl? Annenin telefonuna atom etiketi yapıştırmışsın. Atom çocuk olduğum sürece kullanabileceğimi söyledi annem bana. İnanamıyorum. Bir ekipmanı olmuş. Ve gerçekten kahramanca bir kurtarma da yaptım. Yani bence artık sen benim yardımcım olmalısın, tamam mı? Ama. Atom çocuk. Ve Süper Norman. Hayır James. Bundan sonra Atom Çocuk ve Süper Norman'ız ama ayrıyız. Tamam mı? Pontypandy'nin en iyi kahramanı kimmiş görelim bakalım. Hadi bakalım. Peki o zaman. Bana uyar. 5, 6, 7. Evet, bundan daha fazla yangın söndürücü hortum olması lazımdı. Bunu yangın söndürücü hortumu sayarak kazanmadım ki ben. Sam'le ekip ne yapıyordur acaba? Bu çok iyiydi Sam. Bakalım Penny nasıl yapacak? İmdat! Norman? Sarah ve James gölde mahsur kaldılar. Buz kırılıyor. Bir şeyler yapın. İtfaiyeci Sam'i arıyorum. Şimdi de sıra kış kurtarma ekipmanlarımızın en muhteşem parçasında. İşte. Sarah ve James donmuş gölde mahsur kalmış ve buz eriyormuş. Sarah ve James donmuş gölde mahsur kalmışlar. Merak etmeyin çocuklar. İtfaiyeci Sam hemen geliyor. Elvis, çanta. Ben çok üşüdüm. Ay. Sakın bırakma James. İşte bak beni. İşte burada. Şişme kurtarma yolu. Harika. Penny, bunu rıhtımın ucuna bağla. Sonra da sabit tut. Sarah, James, merak etmeyin. Sizi almaya geliyoruz. Tamam. Ay, batacak mı? Paniğe kapılmayın. Geldim. Tuttum seni. Hmm.
Teşekkür ederim Elvis. Kış eğitimimi tamamlamam için yardım ettin. Şişme kurtarma yolu bence de gerçekten muhteşemmiş, evet. Siz üçünüz donmuş göl üzerinde oynamanın güvenli olmadığını sakın unutmayın, tamam mı? Özür dilerim Sayıca. Nasıl harika paten kaydığımı göstermek istememeliydim tabii. Uçurmak için sabırsızlanıyorum. Adını Bulutkopter koydum. Bulutkopter'e binebilir miyim Joe? Tabii ki Mandy. Ama ben de seninle gelmeliyim. Pilot lisansı olan birinin yanında olması gerek. Harika. Bu raptiyeler bugün Pontypandy'de kemirme kaynaklı yaşanan kazaların yerlerini gösteriyor. Çok fazla kemirme olmuş Sam. Öyle Elvis. Dışarıda çok aç bir canlı var ve bu haritaya göre piknik bölgesine doğru gidiyor. Ama bu ne tür bir hayvan olabilir ki? Çalışıyor mu Hera? Evet baba, canlı yayındayız. Güvenlik ekipmanları yanımda. Pontypandy dağ üstünde uçarken yemek için bir şeyler de aldım. Biz de gelebilir miyiz? Belki gelecek sefere. Hepinizi birden taşımaz. Ama bu yüzden kamera aldım. Her şeyi bilgisayardan izleyebilirsiniz. Hadi nasıl çalıştığını göster Hena. İşte bakın. Mandy ile babam Pontypandy dağ üstünde uçarken gördükleri her şeyi biz de görebileceğiz. Yani aslında bir yere gitmeden uçmak gibi olacak. Kesinlikle. Vay canına. Bulutkopter kalkıyor sanki. Ağaçların tepeleri gözüküyor. Bir terslik var. Hay aksi. Lambikings'in pilot lisansı yok ki. Oh, bulutkopter yükseliyor. Anlaşılan Pontypandy dağ üzerinde... Uçamayacaksın Mandy. Hayır ama Lambikis uçacak. Hadi Lambikis. Olamaz. İpleri kemiriyor. Yere çakılabilir. Olacak şey değil. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Ne? Lambikis Joe'nun bulut kopteriyle havalandı ve yanında lisanslı pilot mu yokmuş? Lambikis Joe'nun bulutkopteriyle havalanmış ve yanında lisanslı pilot yokmuş. Bulutkopter Pontypandy Dağı'na doğru gidiyor. Hemen dağdaki tren yoluna gitmeliyiz. Tom! Helikoptere ihtiyacımız var. Bitiş çizgisinde bayrağı ben sallayacağım. Lütfen patlamasın. 3, 2, 1. Lütfen patlamasın. İleri. Roket atar geliyor. Bu haksızlık ama. James, frene basıp durma lütfen. Hızı sevmiyorum ama. Dön. Başardım. Ben kazandım. benim küçük hazinem. Babam nerede peki? Rıhtıma doğru gidiyor. Denize uçtu.
denizde ilerliyor. Genelde bunu ben yaparım. İtfaiyeci seni çağırsak iyi olur. Joe Sparks roket motoru hovercraft'la son hız denizde mi ilerliyor? Ben Juno'yu alayım. Siz de Neptün'le gelin. Destek gerekebilir. Sonunda ıssız bir adaya düşeceğim ve konuşacak biri olsun diye bir futbol topuna surat çizeceğim. İnanılır gibi değil. Ay. Üzgünüm Sam. O kadar hızlı gideceğini düşünemedim. Sen iyi ol da gerisi önemli değil Joe. Benimkinden daha hızlı gittiğini söylemem gerekir. Hayır, gitmedi. Evet, gitti. Siz ikiniz başlamayın. Bu yılın Pontipendi kupasını kazanan Norman Price. Hey! Norman! Hey! Harika! Isınıyor mu bu peki? Evet Mandy. Yiyecek pişirilecek kadar ısınıyor. Mesela bu sosis. Alıp şuraya koyuyorsun ve... cızırdamaya başladı bile. Hiçbir şey olmuyor. Olamaz. Olamaz. Gökyüzünde tek bir bulut var ve o da buraya doğru geliyor. Bir fikrim var. Hadi gidip sizin mangalı kullanalım. Hani kömürlü olan ve yanan mangalınız var ya. İyi fikir Hena. Ve baba. Evet Hena. Lütfen o şapkayı çıkar. Yapma, şapka hoşuma gidiyor. Oh. Kızgın güneş altında çalışırken bir bardak soğuk portakal suyu gibisi yoktur. Öyle değil mi Penny? Haklısın Sam. Memur stil bir şey mi kaybettiniz efendim? Buzdolabında nefis bir çilekli dondurmam vardı. Ama bulamıyorum. Clarington, benim çilekli dondurmamı mı yiyorsun sen? Affedersiniz efendim. Geri ister misiniz? Hayır, istemem Clarington. Ben bir bardak su içerim. Teşekkür ederim efendim. Nihayet sosislerin gerçekten piştiği normal bir mangal var. Son model güneşmatik GTC harika bir pişirme aletidir. Anlaşıldı mı? Bulutlar gittiğine göre eminim sosisleri 5 dakika içinde pişirir. Yanıyor. Bu hiç normal değil ama. Bu olamaz. Güneş matrisi bicibisi yanıyor. Onun adı Güneşmatik GTC. İtfaiyeci Sam'i çağırsak iyi olur. Hayır, yanan sadece sosis. Bana bırakın. İşte. İyi misin Hena? Evet iyiyim. Ama şu yaptığına bak baba. Neden hiçbir şeyi normal yapamıyorsun? Neden hep beni utandırıyorsun? Üzgünüm hayatım. Seni arkadaşlarının önünde utandırmak istememiştim. Ama yapıyorsun. Her şey...